Avustralya'dan Alaska'ya iklim değişikliğinin etkileri bütün dünyada hissediliyor. Türkiye'de de her gün bu etkilere tanık oluyoruz. 2020 tarihe en sıcak 3. yıl olarak kaydedildi. Artan sıcaklıklarla birlikte aşırı hava olayları yıl boyunca yaşandı. Güneyde şiddetli yağmurlar büyük sellere ve toprak kaymalarına neden oldu. Kuzeyde çiftçiler son 10 yılda yaşadıkları en şiddetli kuraklığa maruz kaldı. Ülke genelinde rekor sayıda orman yangınıyla mücadele edildi. Her yıl iklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetler ekonomiye milyarlarca lira zarar veriyor. Doğa çok güçlü. Kendi mekanizmalarının işlemesine izin vermemiz gerekiyor. Bizim kurallarımıza değil doğanın kurallarına uyum sağlarsak doğa zaten kendisini toparlayacaktır ama bizim ona bu şansı tanımamız gerekiyor. Türkiye halihazırda iklim değişikliğinin finansal maliyetleriyle karşı karşıya. Bu nedenle ekonomiyi daha çevreci ve iklime dayanıklı hale getirmek için de büyük yatırımlar yapılıyor. Örneğin Türkiye Avrupa Birliği'nin desteğiyle sel ve kuraklıklara karşı daha dayanıklı hale geliyor. Bunun için 17 nehir havzasının su yönetimi planları yapıldı. Türkiye gelişiyor. Avrupa Birliği bu süreçte Türkiye'nin yanında yer alıyor. Thanks to our long-standing cooperation, we have been working together also on urban planning including green mobility, but also waste management, water management, and particularly air pollution. Among our closest partners, Turkey has benefited from European funds. And recently, we have interconnected our electricity grids. And I'm sure that in future, Europe and Turkey will continue to cooperate intensively to fight climate change. Bu arada iklim değişikliğine karşı küresel yarış hız kesmeden devam ediyor. 2015'teki Paris Anlaşması'ndan bu yana dünya ülkeleri çabalarını arttırıyor. Paris Anlaşması vasıtasıyla ülkeler aslında iklim değişikliği konusunda adım atma yönünde bir taahhütte bulundu. Tabii biz bu taahhütü yerine getirebilmek için İki ana başlık altında çalışmalarımız sınırlandırmış durumdayız. Biri iklim değişikliğine doğan sera gazı emisyonlarının azaltımı. Diğeri de iklim değişikliğinin hali hazırda gördüğümüz etkilerine karşı uyum kapasitemizin arttırılması. Avrupa Birliği'nde 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu hedefi yasal olarak bağlayıcı hale geldi. Avrupa İklim Yasası'yla Avrupa Birliği dünyanın ilk iklim nötr kıtası olacak. We are here to construct the Cherkessky Kapıgule project, high speed railway 200 kilometers per hour. The contract amount is up to now 530 million euro, funded half from Turkish government and half from European Union. Everybody knows the railway is the most efficient and eco-friendly way of transportation because it has very low level of emissions and very safe way of moving. People of Turkey will be benefiting something that is very useful for the entire system of Turkey. 1990 ile 2019 arasında emisyonlar %23 azaldı ama Avrupa ekonomisi ise %60 büyüdü. Son araştırmalar, yeşil yatırımların Türkiye'nin milli gelirini %7 oranında artırabileceğini gösteriyor. İklim değişikliğiyle mücadele bir maliyet değil, sürdürülebilir bir geleceğe yatırımdır. İnsanlar için, ülke için, dünya için.